bir kimse rüyasında veya halinde veya hakikatta. Hakikat nedir biliyor musunuz? Hakikat normal bir şahısla konuştuğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle konuşur insan. Bu hakikattır. Hal ise gözünü kapattığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle görüşür. Bu hal denir. Rüyada bir kimse yatar uykuya, uykuya yattığında gece rüyasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Rüyada da olsa, halde de olsa, hakikatte de olsa bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin söylediği şey o şahsı ilgilendirir, şahsı bağlar. Bu bir. İkincisi, eğer ki cemaati, toplumu bağlayan bir şey söylüyorsa o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yeni bir şey söylüyorsa o zaman yeni bir din geliyor demektir ki ona itibar edilmez. O adam ne kadar derse desin bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri söyledi, o kapı kapalıdır. Çünkü Allah ben sizin bugün dininizi tamam ettim. Anladınız mı burayı? Herkes o zaman sabahleyin kalkar, ben Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini rüyamda gördüm, bunu böyle emretti, ben bunu böyle yapacağım, siz de bunu böyle yapın der ki o zaman din ifsad olur. Anlaşıldı. O yüzden orta yerde dolaşan bu tür şeyler var ya, işte bilmem ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini rüyasında görmüşler. İşte o rüyasında demiş ki ona şunu şöyle yapsınlar, bunu böyle yapsınlar. Bu eğer ki söylediği şeyler daha önce söyledikleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin söyledikleriyle çatışmıyorsa, Kur'an'la çatışmıyorsa söyleyecek bir lafımız yok. Bak söyledikleri şey Kur'an'la çatışmayacak, kendi söyledikleriyle çatışmayacak. Anlaşıldı. Eğer onlarla çatışmıyorsa söyleyecek bir sözümüz yok. O gören kimseyi bağlar, gören kimse onu öyle o şekilde uygular. Bizi bağlamaz. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini rüyamda gördüm. Dedi ki sabah namazını terk etmeyin örneğin. Bu beni bağlar. O zaman benim bir eksikliğim var demek ki sabah namazını ben terk etmeyeceğim. Ben Peygamber Efendimiz'i gördüm dedi ki sabah namazını terk etmeyin. İçinde terk etmeyenler varsa ne diyecek? Diyecek ki ya ben her sabah namazını kalkıyorum. Peygamber benim halime vakıf değil o zaman. Veya bana neden böyle bir şey söyledi ki diyecek. Şahsi ilgilendiren şeyler bunlar. O yüzden ehli tasavvuf bunlardan hep hata yapmış. Ehli tasavvuf buradan hata yapmış. Ve hata yapmaya devam ediyor. Hata yapmaya devam ediyor. Bir şeyi yaptıracak mı? Bir kimse yaptırıyor. Yaptırmasının yolu nereden geçiyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini konuşturmaktan geçiyor. Onu konuşturuyor. Onu nasıl konuşturuyor? Hayalinde konuşturuyor. Hayalinde konuşturduğu şeyi halmiş zannediyor. Hayalinde konuşturuyor. Oturun siz hayalinizde konuşturursunuz herkese. Oturursunuz konuşturursunuz. Ha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini hayallemek daha ibadettir. Bakın bunu bir not çizin altına. Hayallemek daha ibadettir. Eyvallah. Onu düşünmek daha ibadettir. Ama o hayallemelerin ve düşünmelerin sonunda insanı açığa düşürmeyecek. Ayağını yere bastıracak. Şimdi bunu ben internette okudum bunu. Diyor ki bu cumaya kadar sana haber veriyorum ki geçen cumadan bu cumaya 16 bin kişi öldü. İşlerinden bir tek Müslüman çıkmadı. Yani bir cumadan bir cumaya kadar 16 bin kişi ölmüş Müslümanların içinde. Bunun adedi belli mi? Verildiği tarihi alacağım, bütün dünya döndü. Müslümanların ölenlerin, Müslümanların adedini çıkaracağım. Ve 16 bin kişinin içinde bir tek kişi Müslüman değilmiş. 16 bin kişi de bir kişi. Biz nasıl bir güne sahibiz ki? Bizim dinimiz o kadar çok mu zor? İmanlı göçmek o kadar çok mu zor yani? Adamı hemen ümitsizliğe attı. Attı mı? Attı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tavrı değil. Onun tarzı değil. O diyor ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kurtuluşa erecek. Hani? On altı
bin kişinin içinde hiç mi alnı secdeli yoktu? Bunlar aldatmaca şeyler. Ha o bu hangi orada yazıyor Şeyh Ahmet diye. O adam böyle bir rüya görmüş olabilir, böyle bir hal yaşamış olabilir, böyle bir şey başından geçmiş olabilir. Böylesi insanların başında binlerce yaşanıyor. Her gün yaşanıyor, her gün. Her gün yaşanıyor. Bunun hepsini dört kağıda millete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle dedi de lığır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dini tamam etmedi mi? Yarım kalanları mı tamamlıyor şimdi? Allah yarımı mı tamamlıyor? Din tamam. Kur'an belli, sünnet belli. İçtihat kapısı açık. Onda ne? Ana meselelerde içtihat kapı, ana meselelerde değil, tali işlerde içtihat ana mesele, çünkü hallolmayacak, ana hallolmamış bir ana mesele yok şu anda. Tali meselelerde halledilmesi gereken şeyler var, eyvallah. Onları da içtihatçılar otursunlar, içtihat etsinler. Bu tip şeylere meyal vermeyin. Hatta Allah razısın, acaba bunu bir bilgilenme açısından getirmiş mi? Yine az önce diyor ki, şeyde mesaj olarak da geçiyor. Bir de onun yazmış da e-mail geliyor şimdi şeyden, internetten. Bu maili bilmem kaç kişi atmazsan şu olur. Birisi atmadı, trafik kazasında öldü. Birisi nakletmedi, yandı. Birisinin hanımı şöyle oldu, birisi felç oldu, bilmem kim şöyle oldu. Adam da kendi kendine aman ben de bunu atayım diyor. Yok 7 kişiye okutacaksın, yok 7 kişiye okutacak, yok bunlar ne olacak? Bozuyorlar, dini ifsad ediyorlar, bozmaya çalışıyorlar. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bu tip şeylere asla ve asla hiçbir zaman. Diyeceksiniz ki kardeşim, evet bu adam, bu zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin rüyasını görmüştür. O böyle bir şey de görmüştür. Bizi bağlamıyor, onu bağlıyor. Onu bağlıyor. Ben kalkacağım şimdi sabahleyin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bana dedi ki şu şöyle olacak. Haydi diyeceğim ki size şu şöyle olacak. O beni bağlar. Bağlamaz ki. Allah muhafaza eylesin. Din tamamlandı. Din tamamlandı. Ne insanlar haramı helal edebilir, ne helalı haram edebilir. Ne dinde olmayan bir şey varmış gibi gösterebilir, ne de var olan bir şey yokmuş gibi gösterebilir. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bu tip şeylere asla ve asla kıymet vermem. Mustafa, bu gibi konularda başka güçlerin parmağı olabilir mi? İkincisi yani insanı ümitsizliğe düşüren şeyde, yani şimdi 16 bin kişi diyor, hiç kimse diyor Müslüman ölmedi. Yani neye çekmek istiyor bazıları bunu? Yani insanlar çok günahın içinde yaşıyor. Günah kebari yaşıyorlar. Daha doğrusu Müslüman ölmedi dediğin zaman adam kafir yaşıyor. Müslüman ölmedi büyük bir söz. Hazreti Ali Efendimiz katlediyor sahabeden birisini. Diyorlar ki ya Resulallah, o iman etmişti. Ali katletti onu. Diyor ki ya Ali, neden la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyeni katletti? Ya Muhammed korkusundan demişti. Dönüyor şeye, ona diyor ki kalbini mi açtın baktın diyor. Ondan sonra dönüyor, bitmiyor daha. Kalbini mi açtın baktın, kalbini mi açtın baktın, kalbini mi açtın baktın diye 3 sefer şöyle damadı. Yani normalde sıkıntı yapıyor kendine. Kendi kendine morali bozuluyor, canı sıkılıyor. Kalbini mi açtın baktın diyor. Hazreti Ali Efendimiz'e dahi öyle tepki koyduktan sonra ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle tepki koyduktan sonra cık, 16 bin kişi ölmüş, Müslüman değil. Yani hepsi kafir oldu. Hocam böyle bir rüya bile görülmemiş olabilirse oyun olsun diye veya milletin kafasını karıştırsın diye. Biz şimdi görüp görmediğini tartışmayız. Bizi ilgilendirmez. Bir adam derse ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni rüyamda gördüm, inanırım ben ona. Üstü zan beslerim. Görmüştür, eyvallah. Ama söylediği şeyin Kur'an'a ve sünnete uyup uymadığına bakar. Görmüştür, eyvallah.
Şeyhin birisi de demiş ki bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri göründü, sen de sakalsız olacaksın demiş. Sakalını keseceksin. Onun müritleri dedi ki bizim şeyhimize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle demiş. Şeyhin hiç sakalı yok. Al. Ya bu biraz tuhaf dedim ya ben şimdi şeye, müridine. Böyle baktı şimdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri söylediği sözden dedim ahir zamanda hücum etti. Geri mi döndüm? Din bir kişiye göre mi? Sünnet bir kişiye göre mi? Ha zamanın Şeyhülislam olur veyahut da halifesi olur, ona der ki sen sakalını keseceksin, filanca yerde hizmet edeceksin. O adamın sakalını keser gider hizmet eder orada. Sen gideceksin o dini hacan, sakalını kes, sarını at, cübbeni at, şalvarını at. Hatta der ki Kur'an-ı Kerim'i dahi almayanla. Kendini Müslüman olarak gösterme, git oraya, gir, orada dine hizmet et. Orada dine aşırı insanlar. Eyvallah. Bir kimse açar oradan kitaba bakar, daha rahatta bir kimse sakalını kesebilirmiş. Keser adam. Şeyh de keser, mürşit de keser, mürşid-i kamil de keser. Fetva var mı? Var. Adam bakar oradan fetva. Darül Hafti sakalını kazıyabilirsin. Kalkıp gider keser. Kendi kendine der ki daha doğrusu bakar. Darül Hafti numarası Darül Hafti. Gider sakalını keser. Adam oturur. Ona bir şey diyemezsin. Neden? İmam-ı Azam Hazretleri fetva vermiş. Onu sorgulayamazsın. Sen neden sakalını kesin diye. Adam der ki kardeşim sen İmam-ı Azam'dan iyi mi diyorsun? Buna eyvallah. Anladınız mı buradaki inceliğe? Buna eyvallah. Ama adam kalkacak, diyecek ki bize şey efendi, Peygamber Efendimiz dedi ki sen de sakalsız ol. İyi. Öbür günde birisi kalkar, sen de namazsız ol dedi diyor. Namaz da kılmıyor zaten adam. Yani kapı açılıyor. Neymiş? O bitirmiş meratipleri, o yüzden namazı kılmıyor. Bitirmiş, orucu tutmuyor. Onlar orucu Ramazan'da da tutmuyorlar bir kısmı. Var Türkiye'de. Bir ay kardeşim diyor Ramazan bir ay oruç. Ya ne zaman istersen o zaman tut. Ne zaman istersen. Ramazan ayında değil. Hani diyor ya ayette size bir ay oruç farz kılındı diyor. Geçmiş ümmetlere nasıl oruç farz kılındıysa size de farz kılındı. İşte ne zaman? Ramazan ayında. Ama biz onu kimden öğreniyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden öğreniyoruz. O adam diyor ki kendi kendine hayır. Biz orucu istediğimiz ay tutacağız. Haçta da öyle yapmaya kalkışmadılar mı? Haccın gününü değiştirmeye çalışıyorlar, ayını değiştirmeye çalışıyorlar. Böylece ne yapacaklar? Kendi kafalarından diyecekler ki izdiham olmasın. 5 milyon kişi, 6 milyon kişi, 8 milyon kişi, 10 milyon kişi yarın öbür gün toplanırsa ortalığı dağıtabilir. Neden kota koyuyorlar ki size? İslam dünyasına neden kota koyuyorlar? İzdihamdan dolayı mı zannediyorsunuz? Hizmetin yetmeyeceğinden dolayı mı zannediyorsunuz? Müslümanların öyle bir yere toplanması tehlikeli. Yani düşünebiliyor musunuz orada 20 milyon insanın toplandığını, 30 milyon insanın toplandığını, 40 milyon, 50 milyon insanın toplandığını? Devam. Türkiye'den kaç kişi gidiyor? 100 bin kişi gidiyor. 110 bin kişi mi gidiyor? 70 bin gidiyor. 120 bin mi? 120 bin kişi gidiyor Türkiye'den. Yani uçağını serbest bıraksalar, herkes istediği gibi gidecek, hacca gidelim, pasaportunu vereceğiz, hiçbir para almayacağız deseler kaç kişi toplanır acaba orada? Dünya üzerindeki mevcut deccaliyet sistemi ırgalanır oradan. Sallanır. Sallanır ortalık. 20 milyon kişi orada bir toplanacak, 20 milyon kişi dünyanın dengesini bozar orada.
dünyanın dengesi bozulur. Bütün siyasi sistemlerin dengesi bozulur. Bütün. Bütün her şey Allah kulak olur. 50 milyon kişi, 100 milyon kişi oldu toplanacak, tamam, dünyanın düzeni sistemi değişir. İyi dikkat edin, dünyanın düzeni sistemi değişir. Değişir. O Suudi, o Ürdün, o Irak, Suriye, ondan sonra o Yahudiler, İsrail, o bölge, o Arap Yarımadası, o Afrika'nın o Rus tarafları, bizim Anadolu, o İran, Irak, Bangladeş, Sudan, onlar komple, o bölge komple, komple, komple sistemleri değişir. Her şey yerle yeksan olur. Her şey ha. Öyle düşünebiliyor musunuz? Çoluk, çocuk, çombalak, 100 milyon kişinin toplandığını, 100 milyon insanın bir taraftan bir tarafa göç ettiğini düşünün. Onun önünde hiçbir güç durmaz, hiçbir güç. Durabilir mi? Duramaz, yıkılır ortalık. Yıkılır, yıkılır. Yerle yeksan olur her şey. O küçük küçük krallıklar var ya, nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Her şey biter. Ama İslam dünyasını bölmüşler, parçalamışlar. Yutuyorlar, yiyorlar. Bir de kota koymuşlar. Türkiye 100 bin kişi gönderecek. İran 50 bin kişi gönderecek. Bilmem kim 10 bin kişi, bilmem kim 5 bin kişi, bilmem kim 3 bin kişi. Ne kadar toplandı? 4 milyon, 3 milyon. O kadar mı toplanıyor? Başta en son 5 milyondu değil mi? Bitti. Bu kadar. Onun arkasında başka şey yatıyor. Bizi de kandırıyorlar. İzdiham olmasın. Sana git çölde yat. Git çölde yat kardeşim. Git üstüne bir battaniye. Olmayıversin. Battaniye olmasın ya. Git yat çölde. Ama bize de alıştırmışlar ya. Rahat edeceğiz her şeyde. Gittin mi otel beğenmiyoruz, yatak beğenmiyoruz. Adam akıllı, para veriyor. Beğenmemekte de aklı para veriyor adam. Diyor ki ben sana 1000 lira verdim, sen bana 3 liralık yerde hizmet ediyorsun diyor. Ben sana 1000 liralık yer bana vereceğim diyor. Hizmet edeceksen. Hepsi de birbirine kenetlenmiş. Allah bizi yesin inşallah. O yüzden öyle. Hep de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle İslam'ın hakim olması için şeyler, rüyalar göstermiyor da insanlara hep böyle şeyler gösteriyor demek ki. Hiç ben bakıyorum o internetten oradan buradan geliyor. Aa iyi. Hiç her gece zikrullah yapın, her gece Allah'ın, her gece bir tarafta ondan sonra Allah adına cihad edin yok. Gidin kardeşim insanları tek tek dolaşın Allah'ın, Allah adına, Allah yolunu, mücadeleyi öğretin yok. Öyle şeyler yok. Bak, açacağım, bakacağım, bak şimdi tam okuyayım. Yoktur. Kesin yok. Bak neler demiş. Allah-u Teala'nın huzurunda yüzüm kalmadı demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden dolayı. Ya bütün ümmet günah kebair işlese, bütün ümmetin hepsi de bataklığın içinde yürüse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin faziletine, nuraniyetine zerre 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 helal gelmez. Zerre zerre. Zerre ona helal gelmez. Onda mahzunluk yok ki. Yapmış yapacağını. Demiş diyeceğini. Sana haber veriyorum ki geçen cumadan bu cumaya 16 bin kişi oldu. İçlerinde bir tek Müslüman çıkmadı. Gelenlerin amel defterlerini kara ve sol elinde kaldı. Ya Şeyh Ahmet, evvela ana ve babalarına asi oldular ve zekatlarını men ettiler.
hacı olup haram yemeyi adet ettiler. Herkes nefsinden başka bir şey düşünmedi. Yüzlerinde haya kalmadı. Dünya malı ile nasip olan tahtlarına hıyanet etmeyi adet ettiler. Ya Şeyh Ahmet, benim ümmetlerime haber eyle. Yaptıkları günahlardan tövbe ve istiğfar etsinler. Namaz kılsınlar, zekat vermesini adet etsinler. Ya Şeyh Ahmet, ümmetlerime haber eyle, kıyamet alametleri zuhur ediyor. Hak Teala'ya hasi olmasınlar, çok yakın zamanda 3 gece güneş tutulacak. 3 günden sonra mağlupten doğup maçlıkta batacak. Kur'an-ı Kerim insanların gözünde gözükmeyecektir. Ümmetime söyle, günahların tövbesinler, yakın bir zamanda İsa'nın inmesi zuhur edecek. Ümmetlerime haber eyle, kudret kalemiyle her kim bu vasiyetnameyi bir köyden bir köye, bir kazadan bir kazaya, bir ilden bir ile, bir devletten bir devlete gönderirse huzur-u mahşerde günahları affeder. Namaz kılmana, oruç tutmana, yukarıdaki vasiyetleri tutmana gerek yok. Aha bu kağıt parçasını bir kişiden bir kişiye götürdün, bir ilden bir ile götürdün, şapkayı yaptın, yat sen. Huzur-u mahşerde günahları affedecek. Bunları götürmek lazım. Allah Allah. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şahsiyle görmüş olur. Yani Hazreti Muhammed'i de şahsiyle görmüş olacak bu vasiyeti götürmekle. Acaba görecek şimdi. Sen de getir, sen de görsen o zaman. Ben inanmadım mısın? Olsun canım ya, bir yazık ya burada. İnan, inanmam. Allah Allah. Gör, ne zamandır bu sende? Bugün yaptım. Bu akşam seni görmen lazım o zaman. Ben daha önce de okudum, tam başkasını iletmedim. O yüzden demek ki bizde sakatlık var. Bak ne diyor ama? Kim vasiyetnameyi işitip de yazmazsa, bir köye veya bir başka yere göndermezse yüzü kara olan. Al bakalım. Ha? Türme-i Şerif'in hatibi Şeyh Ahmet 3 defa yemin edip vallahi yazan bir vasiyetnamede yanlış bilgi verirsen bu dünyadan öbür dünyaya imansız gideyim dedi. 15 günde Medine-i Münevvere'de yazılmış olup tüm Müslümanlara gönderilmiştir. Not, bunu her Müslümanın okuması için elinizden gelenizi yapınız. Yapmazsanız yüzünüz kara olur. Böyle ümmet olursa her şey olur. Yanacağım. Ümmetlere nasıl farz kılındıysa Allah Celle Celaluhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ümmetine de orucu farz kılmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kim
Ramazan orucunu tutar da affolmazsa ona şaşarım diyor. O yüzden oruç ümmet-i Muhammed'in affolması için bir kapı, bir vesile. Cenab-ı Peygamber'in de ve geçmiş peygamberlerin de hiç terk etmediği Allah'ın emri. Oruç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bir hadis-i şerifine göre sabrın yarısı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadis-i şerifte oruç sabrın yarısıdır. Sabır da imanın yarısıdır der. O zaman oruç sabrın yarısıysa, sabır da imanın yarısıysa, demek ki oruç dinin dörtte biri. Yani çeyreği. Bir çeyreğine namaz. Bir çeyreği oruç. Bir çeyreği hac. Bir çeyreği zekat vermek. O yüzden oruç hem de yine hadis-i kutsiyle sevabı Allah tarafından o gün oruçluyla kendisi arasında tesis edilecek bir şey. İslam'da sevaplar 10 katından 700 katına kadar belirlenmiş. Yani bir kimse oruç tutar, namaz kılarsa o namazın sevabını 10 katıyla 700 kat arasında değiştirir Cenab-ı Hak istediği gibi. Ama oruca böyle bir şey koymamış Allah. İsterse onun 700 kat, 800 kat, 1000 kat, 2000 kat, 3000 kat, 5000 kat, 100.000 kat artırabilir sevabını. Ve hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak diyor ki oruçluyla benim aradımdadır o. Yani onu bir başkasına da aktarmıyor, bir başkasına söylemiyor. Onu bir başkasıyla kendisini ortak etmiyor. Melekler dahi oruçluya ne kadar sevap vereceğini bilmiyor. Namazı kılar, namazı kılan kimsenin sağında ve solunda yazan melekler vardır. Sağındaki melek yazar. Bunun namazının 70 kat sevabı vardı, 100 kat sevabı vardı. İşte 500 kat sevabı vardı. Namazı, o namazı yazar sevabıyla beraber. Orucu tuttuğunuzda yine o melek söylüyor. Ya Rabbi, bunun orucunun karşılığında ne yazayım? Allah ona hitap ediyor. Onu ben yazacağım diyor. Ben belirleyeceğim. Siz onu yazmayın. Oruç ibadeti bu. Oruç. O yüzden nefsi mutmainneye getirmenin en kısa yolu oruç tutmaktır. Nefsi mutmainnede tutmanın da en kısa yolu yine oruç tutmaktır. Eğer ki kardeşler nefislerini nefsi mutmainnede tutmak istiyorlarsa veya kardeşler nefislerini nefsi mutmainneye çıkarmak istiyorlarsa oruca sımsıkı yapışacaklar. Oruç öyle bir ibadet. Eğer oruca sımsıkı yapışmazsa bir kimse hayır nefsi mutmainnede duramaz. İddia ediyorum duramaz. Hele bu zamanlar. Çünkü Allah diyor ki Celle Celaluhu hadis-i kutsi'de şeytan sizin damarlarınızda dolaşır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de diyor ki siz onun yollarını tıkayınız. Yani o şehvetin damarlarda dolaşan şeytanın yolunu tıka. Şeytanın yolunu tıkamanın yolu kapısı, şehvet kapısını kesmekten geçer. Şehvettir insanları alt eder. Şehvet nedir? Siz zannedersiniz ki şehveti, işte sadece kadınlara duyulan ilgi. Hayır. Şehvet, insanların kalbindeki Kur'an ve sünnet tarihindeki her şeye duyulan istektir. Yani bir kimsenin çok lüks bir arabaya sahip olmak istemesi şehvettir. Bir kimsenin çok lüks bir eve sahip olmayı istemesi şehvettir. Bir kimsenin işte kendi helalinin dışında bütün kadınlarla yatıp kalkmak istemesi şehvettir. Bir kimsenin yolda geçerken bir kadının eteğine, baldırına, orasına, burasına bakması şehvettir. Bir kimsenin birisine kinlenmesi şehvettir. Bir kimsenin bir kimseye haksız yere küsmesi, haklı yere küsmesi şehvettir. Bu şehveti kesen insanda oruçtur. Şehveti terbiye eden, şehveti helal daireye koyan oruçtur.
Hazreti Ayşe validemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki, ya Ayşe, ya Ayşe, cennet kapısında devamlı dur. Orayı devamlı çal. Orayı devamlı tıkla. Neyle ya Resulallah? Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Neyle ya Resulallah? Açlıkla ya Ayşe, açlıkla. Açlıkla. O zaman oruç cennet kapısında durma yeridir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hadis-i şerifte aklıma geldi, söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki, bir mümin kalbinde şeytanın dolaşmasına engellerse göğün sahibi Allah'ın bak yukarı kafasını kaldırıp baktığında diyor, göğün sahibini tamaşa eder. Çünkü sizin bizim kalbimizde, damarlarımızda şeytan dolaştığından dolayı biz göğün sahibini temaşa edemiyoruz. Eğer şeytanın dolaşmasını engeller ise o zaman göğün sahibini temaşa edeceğiz. Göğün sahibini temaşa etmek nefis meratip olarak emmâre levvâme mülhüme mutmainneye geçecek bu kimse. Radiye, mardiye, safiye gelecek. Velayet yolu olarak baktığımızda, nefis meratibi olarak geldiği baktığımızda göğün sahibini temaşa edecek olan kimse orada durmak yok. Velayet 7. makamda durur, nübüvvet 7. makamda da durmaz. Nübüvvetin sonu yoktur çünkü. Nübüvvetin sonu yok ise orucun da sonu yoktur. Nübüvvetin sonu yoksa dervişin hayretten hayrete geçmesinin sonu yoktur. Halden hale geçmesinin sonu yoktur. İdrakinin açılmasının sonu yoktur. Ben şuraya vardım diyemez o yüzden nübüvvette. Nasıl desin ki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sözü gözümün önünde duruyor. Sana hakkıyla mahkumluk edemedim ya Mahmud. O zaman oruç insanı cennet kapısında bekleten ibadet. Oruç insanın şeytanını kahreden, şeytanı yenen, şeytanı alt eden ve düşmanını alt eden bir ibadet. Ve Allah diyor ki, Allah yolunda mücadele eden, cihad eden, uğraşan, koşturanlara yolumuzun hidayetlerini gösteririz. Yollarımızı açarız, yollarımızda denk tuttururuz, yollarımızda ayak bastırırız ve yolumuzu tamamlatırız. Ne an kimlere? Allah yolunda mücadele edenler. Allah yolunda mücadele. O zaman oruç Allah yolunda mücadeledir. Oruç Allah yolunda cihat etmektir. Oruç Allah yolunda dimdik durmak için bir insana kapıdır. Oruç insanın nefsini tezkiye eden en önemli kırbaçtır. Oruç insanın şehvetini kıran, şehvetini ezen, şehvetini kalbinden dışarı doğru atan en büyük silahtır. Eğer bir kimsenin orucu yoksa onun takvası yoktur. Eğer bir kimsenin orucu yoksa onun tarikatı yoktur. Bir kimsenin orucu yoksa onun dervişliği yoktur. Bir kimsenin orucu yoksa, bunlar sağlığı yerinde olanlar, gençler için söylüyorum. Bir kimsenin orucu yoksa onun şehli de yoktur, dervişliği de yoktur, mürşitliği de yoktur, müridliği de yoktur. Oruç öyle bir kapıdır, öyle bir silahtır. O yüzden oruca sımsıkı yapışlar. Ha, madem oruç şehveti kesmek içindir, o zaman orucumuz avamın orucuna benzemeyecek. Orucun üç ölçesi, üç katmanı, üç dairesi veya üç sınıfı vardır. Avamın orucu, hasın orucu, hasır hasına orucu. Avamın orucu nedir? O kimse ağzını kapatır, yemez. Şehvetini kapatır, yani felcini kapatır, ilişkiye girmez. Bu avamın orucudur. Namaz kılar kılmaz. Öğlen geldi geçen gün bir arkadaş, abi ben Ramazan'da dedi, 12'de kalkıyorum dedi, 12'den sonra gidiyorum dedi. Ne, hangi peynir güzel, hangi pide güzel, onları dolaşıyorum dedi. Akşamüstü 4:30-5'te eve gidiyorum dedi. Ondan sonra dedi, sabah namazına kadar dedi, işte evde televizyon seyrediyorum, film seyrediyorum dedi, Ramazan'ı böyle geçiriyorum dedi. Çok tatlı oluyor dedi. Ben de dedim ki, nefsine tatlı geliyor. O nefsin orucu, o avamın orucu, o oruç değil. Bu avamın orucu.
keçi çaldırıyorlar, dansöz oynatıyorlar. Ne? Ramazan eğlencesiymiş. Kurtuluşa mı erdin de Ramazan eğlencesi yapıyorsun? Cenneti mi aldın da Ramazan eğlencesi alıyorsun? Hem o şehveti durduracak olan ibadet, hem bizimkiler böyle oynatıyor Ramazan'da. Bu nasıl Ramazan? Bu nasıl oruç anlayışı? Şimdiden Ramazan eğlencileri, Ramazan eğlencileri boynama. Filanca gün filanca sanatçı çıkacak, filanca gün filanca dansöz oynayacak, filanca gün filanca erkek dansöz oynayacak, o! Ne? Ramazan eğlencesiymiş. Niye eğleniyorsun kardeşim? Günahların ah mı oldu ki? Niye eğleniyorsun? Cennetlerin müjdelendin ki? Niye eğleniyorsun? Sana beraatını mı verdiler eline? Yazılı kağıdın mı var? Günahlarına yanıp ağlayacağım, günahlarına dövüneceğim bir zamanda otur sen çengi oyna. Bu Allah'ın orucu. Hatta çengi oynatanlar var ya, Allah'ın orucu bile değil. Şeytanın orucu, nefsin orucu. Şeytan aldatıyor onları çünkü. Mümini şeytan aldatamaz. Şeytan bir kimseyi aldatıyorsa, o kendisini Müslüman olarak görecek, mümin olarak görmeyecek. İman etmiş o ama mümin değil. Neden? Şeytan onu aldatıyor çünkü. Gündüz oruç tut, öğleye kadar yat, öğleden sonra git, peynirin en güzeli neymiş onu al, akşam git iftara, en lüks sofralara, otellere, oralara, buralara, sabahın sahurda da tıka basa ye, akşam tıka basa ye, ben Ramazan'da külü alıp çıkıyorum. Pöh! Külü alıp çıkarsın tabi. Öyle yersen külü alacaksın çıkacaksın. Ramazan külü olup çıkma indi. Ramazan sevirme indi. Manen sevir Ramazan'da. Eğer etinin üzerine et koyuyorsa Ramazan'da, senin zahirin sevirdi, maneviyatın sevirmedi. Senin vücudun kuvvetlendiyse Ramazan'da, maneviyatın kuvvetlenmedi, sen oruç tutmadın. Sen hangi lüks sofralarda iftar vardı evde, lüks sofralarda, lüks sofralarda dolaştıysan, vallahi sen oruçtan bir şey bekleme. Yeminle söylüyorum bir şey bekleme. Kimin arkadaşında güzel et var, ben oraya kendimi iftara davet ettireyim. Oh arkadaş hadi bakalım bir etleri pişir de iftara gelelim biz. Hayır o Ramazan değil, o oruç değil. O Ramazan değil, o oruç değil. O Allah'ın orucu dahil değil. Allah'ın orucu ne? Ağzını kapatmak, şehvetini kesmek. Yani cinsel ilişkiyi kesmek. Bu Allah'ın orucu. Hayır. En az biz hasın orucunu tutacağız. Hasın orucu ne? O kimse ağzını kapatır, şehvetini kapatır. O aynı zamanda da günahlardan kendisini korumaya çalışır. Günahlardan kendini korumaya çalışır. Eğer kendini günahlardan korumuyorsan hasın orucu değil. Ben sizden onu da istemiyorum. Allah'ın ve hasın orucunu istemiyorum. Ben sizden Allah rızası için hasın orucunu istiyorum. Salihlerin orucunu istiyorum. Eğer biz evli tasavvufsa salihlerin orucuna gözümüzü dikeceğiz. Yani gözümüzü haramlardan sakınacağız. Birinci işaret. Biz dilimizi aramdan sakınacağız. İkinci işaret. Bu salihlerin orucu. Bu nübüvvet yolunun orucu. Nübüvvet yolunun. Dikkat et. İyi dinle. Gözünü haramdan sakınmıyorsan, dilini haramdan sakınmıyorsan, uzuvlarını haramdan sakınmıyorsan, vallahi sen Allah'ın orucunu da tutmuyorsun. Dervişim diye dolaşma. Yetmedi bu üç tanesi. Bu üç tanesi yetmedi. Az diyeceksin, az. Az diyeceksin. Ben oruç tutuyorum deyip karnını tıka basa doldurmak yok. Oruç tutuyorum deyip de en yükselekleri yemek yok. Oruç tutuyorum deyip de zengin, herkes zenginden birbirlerini yemeğe davet etmek yok. Yok öyle bir şey. Hız arkadaşlarını çağır. Arkadaşlarını çağırırken fakir fukara arkadaşın da olsun. Onlar da çağır. Tabi bütün yıl aklına gelmeyen fukara Ramazan'da aklına gelecek. Ben kendi kendime düşünüyorum. Lan bütün yıl neredeydi aklın? Bütün yıl selamlaşmadık peki. Bütün yıl selamlaştık. Hiç mi beni ye?
etmedi de Ramazan'da sanki aklına getiriyorsun. Bu da yanlış. Ama olmuş, yapmışız o hatayı. Soframızda fukara olsun. Eğer orucunuz salihler orucu olacaksa soframızda fukara olsun. Eğer orucunuz salihler orucu olacaksa kalbinizi tutun, kalbinizi. Kalbinizi muhafaza edin. Kalbinizi muhafaza edemiyorsanız salih orucu değil. Hasıl has orucu değil. Çünkü salihlerin orucu kalbendir. Yani azalarını muhafaza ettik demek gibi kalbini de muhafaza edeceksin. Kalbinden şehvet geçmeyecek. Kalbinden kötülük geçmeyecek. Kalbinden hıyanet geçmeyecek. Kalbinden vefasızlık geçmeyecek. Kalbinden kin ve nefret geçmeyecek. Geçmeyecek. O hasıl hasıl orucu o. Eğer senin kalbinden geçiyorsa senin için günah-ı kebairdir o. Başkası için değildir. Senin için günah-ı kebairdir. Senin kalbinden öyle bir şey geçmeyecek. O zaman orucunun lezzetini alacaksın. Kalbinden kötülük geçmeyen bir kimsenin kalbinde şeytan dolaşamaz. Kalbinden kötülük geçmeyen bir kimsenin kalbinde şeytanın işi yoktur. Biz şeytanı kendimiz davet ederiz kötülüğü düşünerekten. Ve şeytan gelir bizim kalbimize sahip olur. Oturur orta göbeğine. Orta göbeğinde Allah'ın düşmanı varken Allah nasıl oraya tecelli eder? Resulullah nasıl oraya tecelli eder? Melekler oraya nasıl tecelli eder? Veliullah oraya nasıl tecelli eder? Mümkün değil. O zaman önce oradan şeytanı kovacağız. Şeytanı kovacaksak bu ihlasla, samimiyetle, muhabbetle, aşkla orucu tam kıvamında tutarak olacak. Saat 2'de akşam ne yiyeceğini düşünmeyeceksin. Saat 2'de akşama ne iftar edeceğini düşünüyorsan o zaman oruç olmadı. Açlığınızı hissedeceksiniz. Dudaklarınız kuracak, onu hissedeceksiniz. Az yiyeceksiniz. Az. Hazreti Ali Efendimizin önüne bir tabak güzel yemek getirdiler. Çok lezzetli yemek. Bir kaşık aldı, çok lezzetli. Hemen aldı soğuk suyu içine boç ediverdi. Nefse lezzetli şey lazım değil dedi. Nefse lezzetli bir şey lazım değil dedi. Bunları okurken ve düşünürken kendimden utanıyorum. Biz her şeyin lezzetlisini arıyoruz. Oruç tutuyoruz ya, evet halime, şu yemeği yap bunu yap, şu çorbayı yap bunu yap, şu kebabı yap, şu tas kebabını yap, şu et yemeğini yap, şunu yap. Ben bütün gün oruçluyum. Sözümüz de hazır. Hayır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine iki kap, iki çeşit yemek getirmişler. Hanımına demiş, hatun, bugün soframız Firavun sofrasına benzedi demiş. Halimizi siz düşünün. O yüzden hanımınızla çocuklar yokken baş başa yemek yerken sofranızı Firavun'a benzetmeyin. Ama çocuklarınız başka yerlere özenmesin. Çocuklarla yemek yerken çeşitlendirin. Ama baş başa hanımınızla yemek yiyorsanız veyahut da yalnız yemek yiyorsanız sofranızı Firavun'un sofrasına benzetmeyin. Bir gün gelsin zeytin ekmek yiyin. Bir gün yağmanın yağınıza bunun ekmeği öyle yiyin. Yalnız başınıza yerken sofranızı Firavun sofrasına benzetmeyin. Kendi sofranızı, özel bu. Sen çocuklarına bunu öğretemezsin, tavsiye edemezsin. Tavsiye edersin de çocuklarını zorlayamazsın. Ama kendi sofranı öyle yap. Gece sahur yapacaksın, nafile olmuş bir dilim tat, bir dilim ekmekle yağ banyin veya peynir ye. Veya zeytinle bitir. Bir dilim ekmek, iki dilim ekmek. Veya bir çorbayla işini bitir. Firavun sofrasına benzetme. Eğer hasıl hasıl orucunu tutacaksa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sorardı. Peygamberin evinde bugün yiyecek bir şey var mı? Yok ya Muhammed. Öbür evine sorardı. Bugün peygamberin evinde yiyecek bir şey var mı? Yok ya Muhammed. Öbür evine sorardı. Bugün peygamberin evinde yiyecek bir şey var mı? Yok ya Muhammed. Derdi ki bugün Muhammed oruç düştü. Bugün Muhammed oruç düştü. Başka bir hadis okumama gerek yok ki. Bu kadar basit.
unuttun yine soran. Bugün Muhammed'in evinde yiyecek bir şey var mı? Yok ya Muhammed. Evlerine teker teker soran hiçbirisinde yok ya Muhammed. Bugün Muhammed'e yine oruç düştü derdi. Yine. Yani bir gün önce oruç tutmuş. Yine dediği zaman tekrar diyor. Üç gün olurdu, dört gün olurdu, beş gün olurdu. Muhammed'in evinde yiyecek bir şey yok. Zannediyoruz ki biz hiç gelmiyor. Geliyor evine. Birisi getiriyor. Herkes seviyor. Canını feda ediyor ona. Ama onda kalmıyor ki. O daha gelir gelmez dağıtıyor. Ve Hazreti Ayşe Validemiz ölünceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu sünnetini tatbik eden yegane kadınlardan birisi. Evinde aylarca, aylarca evinde duman tutmazmış Hazreti Ayşe'nin. Muhammed'in zamanında nasıl bu evde yaşandıysa öyle yaşanacak diye bahadır kadınlardan birisi. Öyle yaşamış. Ertesi güne evinde bir dinar daha bırak, bir dinar daha ayırmayan kadınlardan birisi. Ertesi güne yiyecek bir dilim ekmek dahi bırakmayan kadınlardan birisi. Ertesi güne bir avuç un dahi bırakmayan evinde kadınlardan birisi. Bir avuç un. Orucunuzu tutarken bunları düşünerekten tutun. Yani ne olsun? Hasın orucu olsun. Avamın değil. Hasların da değil. Hasıl hasın orucu olsun. Yani kalbinizi dahi oruç tutturun. Kalbinize. Deyin ki hayır bunu düşünemezsin. Deyin ki hayır buna müsaade etmem içeride bunu tutamazsın. Vurun kalbinizin üstüne üstüne. Neyle? Zikrullahla, tövbeyle. Vurun. Gözdesiyle vurun geceleri kalkın. Deyin ki siz bugün bunu düşündün. Bugün sen bunu düşündün nasıl düşünürsün deyin. 5000 tövbe çekin. Bugün bunu düşündün nasıl düşünürsün deyin. 1000 tövbe çekin. Bugün bunu düşündün nasıl düşünürsün deyin. Oturun 10.000 tövbe çekin. Kalbinizin üzerine yüklenin. Böyle düşünemezsin deyin. Dilinizin üstüne yüklenin. Bugün gıybet ettin. Gıybetlerin bedeli olarak sana 5000 tövbe ceza kestin deyin. Oturun 5000 tövbe çekin. Ve kendi kendinize ertesi güne deyin ki bak bir daha böyle yanlışlık yaparsan akşama sana böyle ceza vereceğim deyin. Yapmazsan da sana bunu lütfedeceğim deyin. Böyle de ikram edeceğim sana deyin. İkram etmesini de bilin nefsinize, kalbinize. Ama ceza vermesini de bilin. Orucunuz hasil hasin orucu olsun. Yani sizi tam kıvama getirsin. Kalbinizi, azalarınızı, vücudunuzu kıvama getirsin. Bu demek değildir ki Ramazan'da hanımınla yatma, yat! O senin şehvetinin helal yeri. Sen istersen Ramazan boyunca her gece yat hanımınla. Ondan bir şey yok. Ama bir başka kadınla yatmayı arzu etme. Burayı iyi ayırt edin. Kendi hanımınla yatmayı arzu et. Bunda bir şey yok. Ama başka bir kadınla yatmayı arzu ediyorsan o zaman orucun hasıl hasıl oruçluğundan çıktı. Kendini o noktada tutma. Orucun hasıl hasıl orucu olsun. Kalbini muhafaza et, koru. Azalarını koru. Bilhassa dilini ve gözünü koru. Bilhassa kalbini, içindekileri ve azalarını iyice koru ki geceye kalbinde tatlı şeyler olsun. Geceye kalbinde tatlı şeyler olsun. Ve asla ve asla Ramazan'da göbeğinizi şişirerekten dolaşmayın. Dolaşmayın. Tıka basa yiyip de oklayıp puflayıp da namaza gitmeyin. Tıka basa yiyip de sahurda ondan sonra ölüler gibi yapmayın. Sabahleyin kaçtaysa işinize gidiyorsanız yine aynı saatte işinize gidin. Oruç tutuyorum deyip de saat 12'de kalkmayın. Yani orucu uykuya tutturmayın. Orucu yatağa tutturmayın. Oruç tutuyor deyip de evdekilere eziyet çektirmeyin. Şu yemeği yapacaksın, o da oruç tutuyor. Şu yemeği yapacaksın, şu böreği yapacaksın. Şu tatlıyı yapacaksın, şu tuzluyu yapacaksın. O ne? O oruç tutmuyor mu evdeki? O da oruç tutuyor. Allah
Ramazanımızı mübarek eylesin. Cenab-ı Hak Ramazan'ın yüzü sürmetine günahlarımızı affetsin. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. O yüzden Ramazan'ın diri, diri, faydalı, bereketli geçirmeye çalışacağız. Anlaşıldı. Diri geçirmek ne demek? Oruçluyum deyip de yatmak yok. İşinize bakacaksınız, çalışmanıza bakacaksınız. Performansınızı düşürmeyeceksiniz. Bu Ramazan ibadetlerinize devam edeceksiniz. İbadetlerinizi arttıracaksınız. Ramazan'ı diri geçirmek bu. Ramazan bereketli geçecek. Yani ibadetler artınca bereketi de artacak. Ramazan'ın bereketi o zaman artacak. Sen uyursan, orucu uykuya tutturursan, o Ramazan'ın bereketi olmaz, dirili olmaz. Öyle şey olmaz. Allah bizi muhafaza eylesin. O yüzden kendimizi bu noktada sağlam bir diri tutalım. Mustafa, bu sigara da bunun içinde mi? İçinde. Şu sigaradan kurtulun. Şu sigaradan kurtulun. Bunu defalarca söylüyorum. Ve açıkça söylüyorum. Şundan kurtulun. Sigaradan kurtulamayan kimse nefisle neyin mücadelesini yapabilir ki? Neyin mücadelesini yapabilir? Neyin? Üzerinde yazıyor. Sağlığa zararlıdır, şimdi öldürür diye yazıyorlar değil mi? Sigara öldürür diye. Yine de içiyor adam. Yine de içiyor. Şu Ramazan sebep olsun. Sigara içenler, bırakın sigarayı. Bizim dergahımızda yeri yok sigaranın. Bizim toplumumuzda sigaranın yeri yok. Daha açık konuşayım. Sigara içen adam leş gibi kokuyor. Kokuyor kardeşim. Sakalı kokuyor, bıyığı kokuyor, vücudu kokuyor, gömleği kokuyor. Her tarafımızı kokuyor bir adam. Onların hanımlarına Allah selamet versin. Sigara içen kadınların da kocaları içmiyorsa onların kocalarına Allah selamet versin. Öyle kadınlar nasıl yatıyorlar, kakıyorlar, geçiniyorlar bilmiyorum ben. Kokuyor. Mülteka tercümesinde fetva var. Eğer ki bir kimsenin vücudunda kokusu varsa, ağzında kokusu varsa, eğer ki cinsel organlarından koku geliyorsa eşlerin boşanma hakları var. Yani kadında varsa bu koku, adam der ki ben bu hatunu çekemem, ömür boyu boşuyor. Hakim ona müsaade ediyor. 6 ay, 5 sene neyse. Diyor ki bu kokunu gider. Gideremiyorsa boşuyor. Adamın boşama hakkı var. Kadının da boşanma hakkı var. Nasıl sigara içerden öyle veya vücudu kokuyor. Adam yıkanmıyor. Yıkanmıyor. Kokuyor adam. Ekşi ekşi kokuyor. Kardeşim yıkan. Müslüman temiz kokar. Müslümandan kir kokusu gelmez, ter kokusu gelmez. Anlıktır. Hadi insan şimdi buradan çıkarsa ter kokar insan. Eve gidince duş al. Sabahın kalktığında duş al. Kokma. Çalışmışsın o gün. Terlemişsin. Vücudun kirlenecek, kirlenecek. Ne iş yaparsan yap. Eve gidince ilk işin duş al, otur. Yemeğini ye, ondan sonra otur. Çoluğun çocuğun senin pis kokunu çekmek zorunda değil. O kokuyla yatağa gir. O hatun ne? Seninle aynı yatağa yatması hakkıdır. Veya adam, kadın kokuyor, yemek kokuyor, ter kokuyor. Adam onunla aynı yatağa yatması hakkıdır. Duşumuzu alın. Derviş kokmaz. Dervişin, dervişten mis gibi koku gelir. Dervişin öyle terli, ekşi, tuzlu kokusu gelmez, kir kokusu gelmez dervişten. Öyle bir şey yok. Çamaşırlarınız temiz olsun, üstünüz başınız temiz olsun. Tertipli olsun. Gömleğinin düğmesi kopuk, yok yakası yırtık, yok bir tarafı sökük. Otur kendin dik, kanını dikemiyorsa. Otur kendin dik, al iğneyi dik. Sökük dolaşma, yırtık dolaşma.
kopuk dolaşma. Kadınları da görüyorum ben. Manto var üzerinde, düğmesi kopmuş, göbeği çıkmış oradan, düğme kopuk. Göreyim de dolaşıyor ortalıkta bir daha. Eşler dışarı çıkarlarken birbirlerine bakacaklar, birbirlerinin eksiği geriye var mı diye. Eteğinin arkası sökülmüş, dolaşıyor. Etek sökük. Adamın pantolonun parçası sökülmüş, dolaşıyor. Düğmeler kopmuş, fermuar bozulmuş, ön taraftan açık adamın dolaşıyor. Hayır, bunlar hepsi de yanlış şeyler. Niye iş yapıyorsun? Ya bizim işimiz pis. Lan biz iş görmedik sanki. Biz de çalıştık tarla işinde, takviye işinde. Biz de çalıştık. Her işte çalıştık. Gençlik de vardı. Sıcak su bulamazsak soğuk su lan duş alır ya da yıkanır. Yıkanır. Kokmayacak dermiş. Böyle bir şey yok. Hiçbir kimse, kadın, erkek, çocuk. Çocuğa gideceğim bakacağım, kokuyor çocuk. Ne yıkanmamış. E sen ne yaptın, yıkamadın mı bu çocuğu sen? E işte, hayır yıkayacaksın iki günde bir yıka, üç günde bir yıka. Mutfaktan koku geliyor, kokmayacak. Mutfaktan koku geliyor, ya bir şey ekşidi ya bir şey bozuldu. Gelecek, kokmayacak nereden geliyor diye. Diyecek ki ne bu ya, bozulmuş bu. Neden bozdu bunu, neden ekşitti, neden kokuttu? Bu kıllık değil. Bu israfı önleme. Yani bu adamın kılı değil. Bu adamın adamı. İsrafı önlüyor. Bunlara dikkat edeceksiniz. E tabi sigara kokusunu halledemeyen hangi kokuyu halledecek ki? Zaten sigara içen bir adam başka bir kokuyu hissetmez ki. Sigara içen adama o karı da ekşi de koksa ona nur ala nur gelir. Duzlu da koksa nur ala nur gelir. Neden? O cigara kokusu bütün kokuları bastırıyor. Osmanlı'da cigarayı tuvaletlerin başına koymuşlar. Neden biliyorsunuz mu? Önceden böyle giderler yok ya. Çukurlar var, tuvaletler kokuyor. O kokuyu bastırsın diye cigara koymuşlar Osmanlı'da tuvaletlerin başına. Adam tuvalete girerken yakıyormuş, tütünü oturuyormuş orada. Tütünü yakıyor, oturuyor orada. Tütünün kokusu çok affedersiniz. Yani şeyi bastırıyor, tuvaletin kokusunu bastırıyor, o kadar keskin kokusu var. E şimdi o kokuyla yaşıyor adam. E tuvaletin kokusunu bastıran bir koku, başka neyin kokusunu bastırmaz ki? Ha, Allah muhafaza eylesin. Bırakalım. Diyeceksiniz ki ya cigaradan önce bırakılacak çok şey var, eyvallah, ona da bir sözüm yok. Ama biz onun arasında cigarayı da bırakalım. İsraf da önce de para veriyor bir de insanlar. Bir de ne? Carlos'un Amerika, cepte Marlboro. Bu çok güzel. Burası o kadar cuk diye oturuyor ki. Yani anti-Amerikancıların hepsi de cigara içiyor desen geri var. Adam kahrolsun Amerika çıkarıyor. Yakıyor bir Marlboro. Oh kahrolsun Amerika'ya bak. Kahrolsun Amerika şey neon kampanyası varmış. 3 litrelik kola bilmem kaç kuruşmuş. Ne kahrolsun Amerika? Oh ne güzel. Böyle kahrolsun da kahrolmuyor. Kahretmek için içmeyeceksin. Kahretmek için almayacaksın. Kahretmek için yutmayacaksın her şeyi. O zaman kahrolacak. Anlaşıldı. Kahrolsun Amerika Nestle'nin mamullerini al. Kahrolsun Amerika kolayı al. Kahrolsun Amerika Marlboro'yu iç. Kahrolsun Amerika Chevrolet'e bin. Neden? 1 milyon ucuz. İyi. O. Kahroldu da zaten senin kahrolsun demekten. Yaşatıyor mu? Yaşatıyorsun sen onu. Yaşatıyorsun. Ne kahretmesi? Daha kahredenlerin önüne taş koyuyor. Kahredenlerin önüne, kahretmeye çalışanların önüne set koyuyor. Kim? Benim yanımdaki adam koyuyor bir de. Yani benim yanımdaki adam derken bacağı bir gözünüz görmesin. Yani bizle beraber olan adam. O. Kim içiyorsa.
adam benimle beraber yürürken bana hançer vuruyor, farkında değil. Ondan sonra diyor, biz kimseye hançerlemiyoruz. Cigara içmekten hançerledin, madde olan. Kolayla hançerledin. Bağırıyorum boyuna, kovabora diyorum, Ağustos ayının karını İsrail donanmasına vakfetti diyorum, millet kolayı içiyor gel. İçiyor. Allah bizi affetsin. Ha. Şimdi o Ramazan geldi ya, o ne güzel kahretecek adam, iftarda bir de kola içecek şimdi. Buz gibi Coca-Cola içecek ya. Öbürkü de kola, Ülker kola çıkardı, Türkiye kola dedi. Adı kola mı kola? İçmiyorum onu da. Onu da içmiyorum ben. Almıyorum hiç evime ben, evet, Türkiye kolaymış. Almıyorum, onu da almıyorum. Adı kola, bana ne ya? Geçenlerde bir gazetenin birisinde okudum, onun da şeyi, ham maddesi Amerika'dan geliyormuş zaten. Onun da ham maddesi Amerika'dan geliyormuş. Bir de sokaladılar bize, Türk kola, Türk kola diye. Ülker de onu tekzip etmedi, hayır Amerika'dan almıyorum demedi. Takip ettim ben Husisi. Ayran için, şerbet için, poşaf için. Öğrensin hanımlarınız. Üzüm, kuru üzüm alın. Memlekette yetişiyor. Kuru üzümden bir güzel poşaf yaptırın. Soğuk istiyorsanız soğutun, soğuk soğuk için. Limonata yaptırın, limonata için. Ayran yaptırın, ayran için. Değişik üzümler var. O üzümlerden karıştırın. İşte meyve ekstrası mı yaparsınız, ne yaparsınız? Reçel yapın, karıştırın, kuruşturun, yaptırın. Ha, bir sefer bozacak, iki sefer bozacak. Bir sefer de düzgün olmayacak, iki sefer olmayacak. Üçüncüsünde düzgün olacak. Ama sen düzgün olmayan derde gider marketten alırsan yok meyve suydu, yok bilmem neydi, yok bilmem neydi, olmaz. Almayalım, yapmayalım. Neyin ki içmiyoruz biz. Bitti. Bir tarafımız eksilmez.